Bugün ikinci kez sandık başına gidildi. 60 milyondan fazla seçmen sandık başında. Siyasiler birer birer oy kullanıyor dedik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu İstanbul Gazi Osman Paşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Seçmenin tercihi başımızın üzerine dedi. Hayırlı ve uğurlu olun inşallah. Yarından itibaren de inşallah milletimiz, ülkemizin geleceği için, huzuru için güzel bir başlangıcı tercih edecektir. Tercihi başımızın üzerinedir. Seçimin ve sandık alanlarının güvenliğinin sağlanabilmesi için de gerekli bütün koordinasyon, organizasyon, Yüksek Seçim Kurulu ile beraber üzerimize düşen görev ve vazifeler çerçevesinde de yapılmaya devam edilmektedir. Şu anda Türkiye'de toplam 60.721.745 yurtiçi seçmen oy kullanacak inşallah ve yine toplam 191.885 sandıkta da oy kullanma işlemi devam edecektir. Afet bölgesine de aynı şekilde sorunsuz bir şekilde Türkiye'nin diğer bölgelerinde başladığı gibi afet bölgesinde de sandıklar kurulmuş ve oy kullanma işlemleri toplam 1158 sandık alanında başlamıştır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da oyunu Antalya'da kullandı. İlk tur demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşti. İkinci turunda bu şekilde gerçekleşmesini temenni ediyoruz dedi. İkinci tura da iyi hazırlandık. Tabii tüm adaylar çalıştı, iki aday ve herkes çalıştı. Demokratik olgunluk içinde geçen ikinci tur aslında tüm dünyaya da bir ders verdi. Yani Türk milleti demokrasiye düşkündür ve demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmişti. Bu ikinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle de yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten tam bir demokrasi şöleni oldu o ülkelerde. Coşkuyla, müzikle gittiler, oylarını kullandılar. İşte biz böyle bir milletiz. Evet, farklı taraflarda olabiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir ama nihayetinde demokrasiye hepimiz sahip çıkmamız lazım. Bugünkü seçimlerin de ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur inşallah. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da ikinci tur oylaması için oyunu kullandı. Şanlıurfa'da Haliliye ilçesinde oy kullandı Bakan Bozdağ. Seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi. Ben de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oyumu milletimizin ve ülkemizin geleceği için, huzur, refah ve güven, istikrarın devamı için kullandım. Hayırlı olsun diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa'mızda ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Urfa'da ve diğer yerlerde de seçimler büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Milletimizin milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel. İnşallah bugün de aynı şekilde demokrasiye, milli iradeye sahip çıkacak, sandığına sahip çıkacaktır.